Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Ceketini alayım. Al bakayım. Yeni çay demlemiştik. İçer misin? Kahve de içtim. Sen kahveye mi gittin? İnanmıyorum. Bir saniye lütfen. Mecburen. Abla. Telefon sana. Bana mı? Kim? Bilmiyorum. Alo? Fikret, benim Selim. Konuşmayacak mısın? Ne çabuk sildin beni. Ne kolay vazgeçtim. Kim telefondaki? Ben. Ben hala vazgeçmedim. Bekliyorum. Sen bitti diyene kadar da bekleyeceğim. Susuyorsun. Bu ümidini kes demek mi oluyor? Lütfen söyle Fikret. Bir şey söyle. Hoşça kal. Bir şirket. İşler de çok yoğunmuş haliyle. Ama çalışanların hepsi çok iyi. Sıcak karşıladılar beni. İlgilendiler falan. Zorluk çekmeyeceğim herhalde. Arkadaşlar işte işe alışana kadar yardımcı oluruz dediler. Hepsi çok iyi insanlar. Sen de iyisin Şevket. Hemen sevdirirsin kendini. Kafalısın da. İşi çabucak öğrenirsin. Bir de bir oluş dobanki abi değil mi? bize de cep telefonu alırsın artık. Cep telefonuna ihtiyacımız yok. Öyle deme baba. Vallahi lazım. Fuzuli masraf çıkartmayın. Kursta bir tek benim telefonum yok. Zeytinyağlıyı uzat Fikret. İstemem kızım, yemeyeceğim ben. Yemekten sonra Sedef'le gidebilir miyim baba? Aa ben de. Olmaz. Niye? Olmaz dedim mi olmaz? Hem o kızla fazla samimi olmanızı istemiyorum. Neden baba? Nedenini sorma. Hareketlerini beğenmiyorum ben onun. Mesela hangi hareketlerini baba? Ha, bugün söyledi. Kuzeni eve bırakırken seni görmüş. Telaştan selam verememiş. Ona mı kızdın? Kuzenim miymiş? Hem yanlış bir şey yaptıysa bu bizi bağlamaz ki. Herkes kendinden sorumludur. Olur mu kızım? Biz ailece cümle alemden sorumluyuz. Yeter. Yeter aileye. Şey, kalkabilir miyim baba? Biz... Tamam kızım. Hadi biz de kalkalım Ayşe. Hı hı. Ay. Gel. İşsiz kaldım. Eve para getiremiyorum diye mi bu tavırlar? Sükut ikrardan gelirmiş. Demek öyle. Sen bana sırf param için değer veriyor musun? Yazık. Vallahi yazık. Yahu.
Biz hayatta iki silah arkadaşı gibiydik. Şimdi silahı elinden aldıkları bir zamanda beni arkamdan vurmak doğru mu? Ne yapalım? Kendi düşeni alamaz. Fikret, sofrayı topla.